Son Pişmanlık 9. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Dul kalan Şefika Hanım, oğlu Faruk'u okutmak için temizlik işlerine gitmektedir. Faruk'la aynı okulda okuyan Kadriye, babasının önce iflas etmesi, sonra da aniden ölmesi üzerine okulunu bırakır ve ölen halasından kalan mirası almak üzere İzmir'e gider. Halasından kalan konağa talip olan Cemal Bey adında bir iş adamı, aynı zamanda Kadriye'nin annesine de evlenme teklif eder. Bir yandan Şefika Hanım'ın oğlu Faruk, gönül verdiği Kadriye'yi bir türlü unutamamıştır. Ne o Faruk'um, yine dalmış gitmişsin, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey annem. Hiçbir şey deme, yalnız bugün değil. Nicedir hep böyle dalıp dalıp gidersin. Bir derdin mi vardır yavrum? Yoksa şu babasına ölümünde de sahip çıkmayan Kadriye adındaki kızı mı düşünüyorsun? Bilmiyorum annem. Her şeye rağmen mi oğlum? Kendin söyledin. İşportacı babası yerde can çekişirken utandığı için yanından kaçan o değil miydi? Kendisini zengin göstererek sizleri beğenmeyen o kız değil miydi? Oydu anne. Ama bir de içime sor. Elimde değil. Elimde değil anne. Ah gençlik. Sen artık üniversitede okuyorsun. Derslerine ilgilenmek zorundasın oğlum. Merak etme anne. Böyle düşünmem derslerime engel olmuyor. Sadece merak ediyor ve ister istemez de düşünüyorum işte, ne yapayım. Neyini merak ediyorsun ki? Babası öldükten sonra okulu bırakmıştı. İdareden adresini alıp evlerine gittim. Orayı da terk etmişler. Nereye gitmişler? Bilmem. Ama büyük bir ihtimalle İzmir'e geri dönmüşlerdir. İzmirli miydiler? Hı hı, evet. İstanbul'a oradan gelmişlerdi. Babaları öldükten sonra geçim sıkıntısına düştülerse akrabalarının yanlarına gitmişlerdir. Ah, kocasız kalmak, geçim derdi çekmek nedir iyi bilirim. Biliyorum anne. Yaptığın fedakarlıkları hiçbir zaman unutmayacağım. Eğer sen saçını süpürge edip de ev temizliklerine gitmeseydin, ben bugün bu üniversiteyi okuyamazdım. Sana çok şey borçluyum. O da ne biçim laf oğlum? Bir evlat kendini okuttu diye anasına borçlanır mıymış? Baban yaşasaydı benim yaptığım fedakarlığı o yapacaktı sana. O olmadığı için ben yüklendim bu görevi. Bunda ne var ki? Anam, güzel anam. Bana hem analık hem de babalık yaptın. Analık hakkını ödeyemezken şimdi bir de babalık hakkım var üzerimde. Hepsi helal olsun benim güzel oğluma. Sen de beni hiç üzmedin. Vazifeni ihmal etmedin. Çevremde hep seni örnek gösteriyorlar. Bu işte Faruk'un annesi diyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum bundan. Ama bana da Şefika Hanım'ın oğlu diyorlar. Ne haber? Ya Rabbim. Bize doğru yolu gösterdikten, imanla şereflendirdikten sonra şaşırmaktan, yoldan çıkmaktan koru. Bize rahmet et. Acı ya Rabbi. Yol gösteren ancak sensin. Amin. Ya Rabbi, doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymayı bize nasip et. Yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et. Amin. Evladımın izanını açık eyle. Her türlü sihirden, büyüden, kötü insanların şerrinden muhafaza eyle. İnsanların en üstünü sevgili peygamberimiz Efendimiz hürmetine bu duamızı kabul eyle. Amin. Bu içten, bu güzel dualar için sana çok teşekkür ediyorum anneciğim. Ver o mübarek elini öpeyim şimdi. Ben de seni öpeyim bir tane. Şimdi doğruca okuluna git. Ben benim işlerime bakayım, sen de derslerine çalış. Aklına abur cuburun kızlarını da takma sakın. Baş üstüne komutanım. Beş sene sonra. Kezban. Buyurun hanımefendi. Çocuğum, bugün 3'te misafirlerim gelecek. Konken oynayacağız. Hazırlık yaptın değil mi? Yaptım efendim. Konken şirketini arayıp içkilerle birlikte karışık kanepeler ısmarlayayım. Saat 2'de getireceğim. Serviste kusur olmasın. Sonra arkamızdan bir yığın dedikodu yaparlar. Müteahhit Cemal Bey'in eşi bizleri ağırlamadı dedirtmeyelim. Merak etmeyin hanımefendi. Gidebilirsin. Her gün her gün kumar oynamaktan bıkmadın mı anne? Mezarlık kumarbazcılarına döndün. Ne yapayım kızım? Benim gibi zengin kadınlar ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Ya alışveriş ya kumar. Sonra hizmetçi var, aşçı var. Bana evde yapacak iş kalmıyor ki. Evde değilse bile dışarıda bir şeyler yapabilirsin. Ay, dışarıda ne yapacağım ayol? Ne bileyim. Varlıklı kadınların hepsi kumar oynamıyor ya.
birçoğu hayır derneklerine üye olup çalışıyorlar. Ay ay ay, başka işim yok da fakir fukarayı sevindirmekle mi uğraşacağım? Bize zor günlerimizde yardım eden mi oldu da ben şimdi başkalarına yardım edeyim? Küçük hanım, bir bey sizinle görüşmek istiyor. Kimmiş? Zafer adında biri. Ha, hatırladım, gelsin. Peki efendim. Kimmiş bu Zafer? Takip bürosunda çalışan birisi anne. Bir görev vermiştim, onunla ilgili gelmiş olacak. Ne göreviymiş bu? Faruk'u araştırıyorum. Ne Faruk'u, hangi Faruk? Ay unuttun mu canım, liseden okul arkadaşım Faruk. Ha, hatırladım. Şu anası ev temizliğine giden çocuk değil mi? Neden aratıyorsun onu? Özledim. Kaç yıldır gördüğüm yok. Üniversiteye girebildi mi? Girdiyse bitirebildi mi? Hala aynı evde mi oturuyor? Ne bileyim, merak ettim işte. Sen de bir alemsin yani kızım. Aradan onca sene geçti, unutamadın şu temizlikçi kadının oğlunu. İnsan ilk aşkını unutamıyor anne. Ay, sen bir de aşık mı olmuştun ona? Bazen beni çok şaşırtıyorsun Kadri. Ayol, anası temizlikçilik yapıyor diye küçümseyen sen değil miydin? Üzerime var mı anne? O zamanlar ben ne yaptığımı ne dediğimi biliyor muydun? Rahmetli babam iflas edinceye kadar bize yoksulluk yüzü göstermemişti. Paranın verdiği rahatlık bizi şımartmıştı. Sonra inişe geçtik, yoksullaştık. Tüccar babanın kızıyken bir anda işportacı babanın kızı oldum. Bütün bunlar benim dengemi bozmuştu. Bozar tabii, yalnız senin mi bozulmuştu? Benim de dengem bozuldu. Allah'tan Sabiha Hala'nın tam vaktinde ölmüştü de bizi bataktan kurtardı. Buyurun girin efendim. Küçük hanım sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Saygılar efendim. Hoş geldiniz Zafer Bey. Sanırım bana Faruk'tan haber getirdiniz. Evet Kadriye Hanım. Neredeymiş? İzini bulabildiniz mi? Bulduk efendim, bulduk. Hala eski adresinde annesiyle birlikte oturuyor. Geçen yıl işletme fakültesinden iyi dereceyle mezun olduktan sonra kısa dönem askere gitmiş ve 2 ay önce de terhis olmuş. Peki herhangi bir yerde çalışıyor muymuş? Hayır ama iş arıyormuş. Ya annesi? Hala temizlik işleri yapıyor muymuş? Evet evet, haftada 4 gün ev temizliğine gidiyormuş. İsterseniz temizlik yaptığı evlerin adreslerini verebilirim. Hayır gerek yok. Özel hayatını araştırdınız mı? Yani bir sevgilisi ya da kız arkadaşı, ilişkide olduğu birisi var mıymış? Hayır efendim, ne sevgilisi ne de bir kız arkadaşı yok. Yalnız annesi oğlu işe girdikten sonra onu evlendirmeyi düşünüyormuş. Maşallah, oğlanın ıcığını cıcığını öğrenmişsiniz ayol. Sizden de bir şey saklanmıyor. Bizim işimiz bu efendim. Başka bir eminiz varsa efendim. Yok hayır. Öğrenmek istediklerimi söylediniz, teşekkür ederim. Hesap numaranızı hizmetçime bırakın, yarın bankanıza yatırırım. Teşekkür ederim. Ne zaman ihtiyacınız olursa evinizdeyiz efendim. Şimdi ne olacak? Ne olacak? Faruk. Ay hiçbir şey olacağı yok. Nasıl yok? Boşuna mı araştırttın oğlanı? Öf anne, saçma sorularınla delirtme beni. Kaç kere söyleyeceğim, Faruk ilk göz ağrımdı benim ve ne yaptığını öğrenmek istemiştim. Hepsi bu. Aklını başına al kızım, romantikliğin sırası değil. Çocuk işsiz. Anası hala temizlikçilik yapıyormuş. Böyle birine gönül verilir mi ayol? Ha, gönül eğlendirip de sonra başından atacaksan o başka. Ne yapacağımı ben kendim karar verecek kadar hem büyüğüm hem de zenginim anne. Lütfen benim işlerime karışma artık. Aman peki, ne istiyorsan onu yap. Sana da bir şey söylenmiyor. Çevrende bir sürü zengin erkek dolaşırken sen gidip temizlikçi kadının oğlunun peşine düşüyorsan düş var git. Kimsenin peşine düştüğüm yok. Sadece bazı şeyleri kanıtlamak istiyorum. Neymiş o kanıtlamak istediğin şeyler? Babam iflas ettikten sonra ben de bunalıma girmiştim. 5 parasız kaldığımız halde okul arkadaşlarıma zengin kız olduğumu söylemiştim. Herkesle birlikte Faruk da bana inanmıştı. Kızım, bu söylediklerin çok gerilerde kaldı. Ne arkadaşların var ne de hizmetçinin oğlu Faruk var şimdi. Sana göre öyle. Ama ben yaşadığımız o sıkıntılı ve kötü günlerin etkisini hala üzerimden atabilmiş değilim. Babamın öldüğü o günü hiç unutamıyorum. El arabasının hemen yanında yerde can çekişirken bu adam benim babamdır diyemedim. Ona sahip çıkamadığım için utancımdan kaçtım. Sonra bütün okul gerçek kimliğimi öğrenmiş ve tabii beni ayıplamıştı. Ayıplarlarsa ayıplasınlar ayol. Şimdi hepsi tarihte kaldı. Hem onlar kim ki bunu dert ediniyorsun kendine? Başkaları değil ama Faruk benim için çok önemliydi. Ondan hoşlanmıştım. Hatta sevmiştim onu.
Şimdi yaşadığım bu ortamda onun ne kadar harika bir insan olduğunu daha iyi anlıyorum. Ayol, neler duyuyorum senden. Ama babamın ölüsüne sahip çıkmadığım için mutlaka o da beni ayıplamıştır. O günden bu yana hep bu davranışımın ezikliğini, utancını hissediyorum. Bazen kabuslar görüyorum. Ama şimdi gerçekten zenginim ve güçlüyüm. Bunu Faruk'un bir şekilde görmesini istiyorum anne. Merhaba anne. Merhaba yavrum. Hoş geldin tatlım. Çayı yeni demlemiştim, içer misin? Daha sonra anne. Bugün yeteri kadar içtim. Ne yaptın? Uygun bir iş bulabildin mi bari? Bir iki yerle görüştüm ama şartlarını beğenmedim. Utanmasalar asgari ücret teklif edecekler. Ben bunca yıl boşuna mı üniversite okudum, master yaptım? Delirmek işten değil ya. Sakin ol bir tanem. Ümitsiz olma. Allah-u Teala rızıkları göndericidir. Bir kapı kapatırsa bin kapıyı açar. Her şeyden önce hayırlısını istemek lazım. Önemli olan bu. İnşallah anneciğim, inşallah. Sen duaya devam et. Ama askerden döneli kaç ay oldu? Hala bir baltaya sap olamadım ya. Elimde değil. Olur olur. Mutlaka Allah-u Teala rızkını bir yerden ayırtmıştır. Senin daha çok boyun eğmeni, daha çok yalvarmanı istediği için geciktiriyordur. Biz de boyun eğerek duaya devam edersek mutlaka beklediğimizden de iyisini verecektir. Bak göreceksin. Yeter ki üzülme sen. Son Pişmanlık adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.